Normal bir insanda maddelerinden hangilerinin miktarının artması kemiklerin sertleşmesini sağlar. Mineral madde birikimini sağlayan hormon ki bu kalsitonin, D vitamini kemiklere kalsiyum geçişini sağladığından cevap 2 ve 3 olur. İnsan vücudunda bulunan eklemler hareket yeteneklerine göre çoktan aza doğru nasıl sıralanabilir? Diz eklemi, oynar eklem, omurga kemikli yasak eklemler, yarı oynar, kafadası kemikli yasak eklemler, oynamaz eklemler. 1, 2, 3 olur. Aşağıda uzun bir kemiğe ait olan bazı yapılar numaralandırılarak verilmiştir. Bu yapılarla ilgili hangisi doğru değildir? 1. Süngerimsi kemik dokudur. 2. Epifiz plak. 3. İlik kanalı. 4. Sıkı kemik ya da periostar olabilir ama kırmızı kemik iliği olamaz. 5. de eklem kıkırdağıdır. Doğru. Bu şekilde D seçeneği yanlış olur. Kıkırdak dokuya ait bazı yapılar numaralandırılarak verilmiştir. 1 ile gösterilen kondrin, 2 kapsül, 3 kondrosit olur. A seçeneği. Oynar eklemlerle ilgili eşleşmelerden hangisi doğrudur? İki kemiği birbirine bağlamak ligament. Kemikleri birbirine bağlayan liflerdir. Ekleme ait yapıları korumak eklem kapsülü. Eklem yüzeyindeki aşınmaları önlemek sinovial sıvı. Cevap B seçeneği olur. Kemik dokuya ait olan osteosit hücreleri ilgili hangileri doğrudur? Havers kanallarının etrafında dairesel olarak dizilirler. Doğru. Uzun hücresel bağlantıları sayesinde birbirle teması sürdürürler. Bölünemediklerinden dolayı kemik dokudaki miktarları sabit kalır demiş. Yanlıştır. Periyozlar tarafından yeni kemik hücreleri oluşturulabiliyor. 1 ve 2 olur. İnsanın destek ve hareket sisteminin bir elemanı olan kemik doku için hangisi gerçekleştiremez demiş. Kan hücreleri sentezler, yaşamsal öneme sahip iç organları korur, kaslara tutunma yüzeyi oluşturur, kaslarla beraber vücudu hareket ettirir, gerekli durumlarda mineral sentezlemez, depolar. Bu yüzden D seçeneği yanlıştır. Şema, insandaki çizgili kasta bir sarkomerin yapısını göstermektedir. Kayan iplikler hipotezine göre kasılmış bir çizgili kasın gevşemesi sırasında hangileri görülür? Gevşeme sırasında H bandı uzar. A bandı aynı kalır. I bandı uzar. Z çizgileri birbirinden uzaklaşır. Cevap 2 ve 4 olur. Kasılma sırasında ve gevşeme sırasında olaylarından hangileri görülür? Kasılma sırasında sarkomerin boyu kısalır. Aktin ve miyozin ipliklerinin boyu değişmez. I bandı daralır. A bandının boyu değişmez. Z çizgileri birbirinden uzaklaşır. H bandının boyu uzar, aynı kalmaz. 1, 3 ve 5 doğru olur. İnsanda şekilde gösterilen kolun ok yönünde hareket etmesini sağlamak için iki farklı kasta ve motor sinirlerde gerçekleşen olaylar hangisinde verilmiştir? A kası kasılırken B kası gevşer. Motor sinir 1 uyarılırken motor sinir 2 inhibe olur. A seçeneği olur. Kasılan bir iskelet kasının gevşemesi sürecinde hangisi gerçekleşmez? Sinir hücresine gelen uyarı kesilir. Sinaptik yarıkta asetilkolin azalır. Miyozin filamenti aktinden ayrılır. Sarkoplazmik retikuluma kalsiyum iyonları pompalanır. Ama nöronun aksonucu kas hücresinden ayrılmaz. Hangisi insandaki kas tipleri arasında sadece kalp kasına özgüdür? Tabii ki kendi ritmik uyartılarını oluşturabilmesi. Kendi ritmik uyarılarını oluşturmak kalp kasına özgüdür. İnsanın iskelet kası dokusunda uzun süreli egzersizde hangilerinin miktarında artış görülür? Kreatin fosfat azalır. Laktik asit artar. Glikojen azalır. ADP artar. İnorganik fosfat artar. Bu şekilde cevap Diyarbakır olur. Kemik gelişiminin düzenli olabilmesi için kan ve kemik dokudaki mineral madde miktarının belirli bir dengede olması gerekir. Bu hormonlardan hangileriyle sağlanır demiş. Tabii ki kalsitonin ve parat hormon bu dengeyi sağlamada görevlidir. Eksikliği durumunda çocuklarda raşitizm, yetişkinlerde osteomalazi adı verilen kemik hastalıklarına neden olan vitamin çeşidi hangisidir? Tabii ki D vitamini. İskelet kasına ait olan yapıların hangilerinde miyozin filamenti bulunmaz? A bandı aktin ve miyozinden oluşur. Sarkomer aktin ve miyozinden oluşur.
Z çizgisi sadece aktin, I bandı sadece aktin içerir. Bu yüzden cevap 3 ve 4 olur. Yoğun egzersiz yapan bir bireyin kas hücrelerinde hangisinin miktarı azalır? Kreatin artar, laktik asit artar, inorganik fosfat artar, karbondioksit artar ama glikoz azalır. Sarkoplazmik retikulumdan stoplazmaya salınan kalsiyum iyonlarının miyozin filamenti üzerinde bulunan ATP az enzimine bağlanması durumunda hangileri gerçekleşir? Miyozin proteinleri denatüre olur demiş. Denatüre olmaz. Denatüre dönüşümsüz bozulma demektir. Miyozin filamenti boyu değişmez. ATP'nin parçalanması ile kasılma için gerekli olan enerji sağlanır. Ya bu şekilde yalnız 3 olur. Aşağıdaki tabloda 3 farklı kas çeşidine ait bazı özellikler karşılaştırılmıştır. Tabloda numaralandırılmış kısımlarla ilgili hangisi doğrudur? İskelet kası silindirik hücrelerden oluşur. Düz kaslarda tek çekirdek bulunur. Ve kalp kası bağlantılı olduğu sinir sistemi, otonom sinir sistemidir. E seçeneği olur. İskelet kası isteğimizle kasılıp gevşeyen bir kas çeşididir. Her iskelet kası hücresi kendisini kontrol eden bir motor nöron ile sinaps yapmıştır. Buna göre bir iskelet kasının uyarılmasıyla uyarıyı almasından tepki vermesine kadar geçen süreçte hangi sırayla gerçekleşir demiş. Burada önce motor nörondan sinaptik aralığa asetilkolin salgılanır. Asetilkolin kas hücresine reseptöre bağlanır ve bu şekilde uyartı T tübülleriyle sarkoplazmik retikuluma iletilir ve kalsiyum iyonlarının tetiklediği bir dizi tepkimeyle de kasılma gerçekleşir. Cevap bu şekilde Diyarbakır olur. Sağlıklı bir insana ait olan kalp kası hangileri iskelet kasından ayırt edilebilir? Aktin ve miyozinin düzenli dizimine bağlı olarak bantlı yapı göstermek ortaktır. Ama kendi impulslarını üreten bir merkeze sahip olmak kalp kasına özgüdür. Otonom sinirlerle bağlantılı olmak yine kalp kasıyla düz kasın ortak yönüdür. Cevap 2 ve 3 olur. Kas dokuya ait olan kalp kası aşağıdaki özelliklerden hangisiyle düz kaslardan ayırt edilir? Tabii ki çalışması için gerekli olan impulsları üretebilecek bir merkeze sahip olmak. Egzersiz yapan bir bireyin iskelet kası hücrelerinde enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla moleküller hangi sırayla kullanılır? Önce hazır ATP kullanılır. Daha sonra kreatin fosfattan sağlanır. Sonra glikozun solunumda yıkımıyla sağlanır. 3-1-2 olur. Aşağıda iskelet kasının kasılma birimi olan sarkomer şematize edilmiştir. İskelet kasının gevşemesi sırasında boylarında meydana gelen değişimler. Gevşeme sırasında H bandı uzar, I bandı uzar, A bandı değişmez. Cevap Diyarbakır olur. Düz kaslar ile ilgili hangisi doğru değildir? Evet, sarkoplazmik retikulum iskelet kasına göre daha gelişmiştir diyor, yanlıştır. İskelet kaslarında sarkoplazmik retikulum daha gelişmiş özelliğe sahiptir.